Herkese yepyeni bir Farming Simulator bölümünden selamlar. Farming Simulator'da multiplayer ekip ile kaldığımız yerden yeni bölümle devam ediyoruz. Hepiniz yeni bölüme hoş geldiniz. Bugün öyle yok da geldi yanımıza Erdi ile birlikte. Bugün ekip tamam artık. 3 kişiyiz ve bugünkü bölümümüze başlıyoruz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bölümümüze başlıyoruz. Bugün öyle yok gaming'den Semih de burada, Erdi de burada. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih. Merhaba. Merhaba. Ne haber, nasılsınız? İyi, sağ olun, duacıyız. Nasıl olalım? İyi, çok şükür. Oyuna başladık, daha iyiyiz. İyi, aynen. Bomba gibi bir heyecan var. Ekip toplandı aynen. Aynen, güzel. Başlıyoruz. Burada Semih Fentçi, Erde New Hollandçı çıktı. Markalar arası çatışma var. Ama burada Masley, burada fiyat agri var. Yani bu işte bir terslik ya da bu terste bir işlik mi var? Aynen. Da şimdi benim ne yaptık biz? Geçen bölüm zaten Erdi ile havuç işindeydik. Semih de geldi, iyi oldu. Ne yapıyoruz şimdi? Birimiz biçeceğiz, iki traktör. Dediğim gibi bak, geçen bölüm demiştim ya Erdi, üçümüz oldu mu tam olacak diye. Ben evet, yine biçeyim o zaman. Olur. Siz de tarlaya gelin, ben aha makineyi hazırlayayım. Şey, 8'le mi gideceğiz hız olarak peki? Aynen 8'le gidiyor. 7, 8. Evet. Makine tamam. 8'le gidiyor. Ne tarafta kalıyordu? Devam oradan sol yap. Tarlanın yanından doğru. Kaç numaralı haritadasın şu an? 53, 54. Bakıyorum. Şu an 88'deyiz. 88'de mi? Devam et, devam et. Doğru gidiyorsun. Doğru mu? Tamam. Ha, doğru, doğru. Erdi biliyor. Hadi bakayım. Özlemişim Farmik oynamayı be. Sağdan. Ekip geliyor arkadaşlar. Ekip bugün bomba gibi. Bayağıdan beri oynamıyordum ha. Kornayı bile unutmuşum ha. Ha şuradan. Ekin talibatı açık mı Fatih? Kapattım da yine de her ihtimalle karşı diye. Zaten etrafında dolaşa dolaşa gidiyoruz. Bu sırayı alıyoruz, karşıya geçiyoruz. Tamam, hani hiç durmuyoruz iyi makineyle. Tamam, çok iyi. Peki şimdi bunları nereye götüreceğiz mesela direkt? Çorba fabrikasına. Tamam. Güzel olmuş abi, ben beğendim yani. Sistem güzel. İlk bölümde sizlere eşlik edemesem de olsun. Gönüller bir olsun. Aynen, gönüller bir olsun. Sen şimdi onun açısını ayarla. Dur kalk, freni kapalı galiba sende. Direkt aynen, şey yap. Gerçekçi diye, gerçekçi olsun diye öyle. Aman. Hadi basıyorum. 1, 2, 3. Ayarlayamazsan, kaçırırsan söyle, duralım. Yok yok, ben ayarlarım, sıkıntı yok. Bak 10 numara ayar oldu. Ayar bizim işimiz. Bak. Bugün arkadaşlar 3 kişiyiz. Komple böyle hiç durmadan çalışacağız. Havuçları istireceğiz. İnşallah havuç biter. Pancara falan da sıra gelirse onu da gösteririz bir bölümde. Erdi ne yapıyorsun Erdi? Ben spor yapıyorum. Koşuyor. Normaldir. Saatte zaten 8.36 geçiyor. Oyun saatinde. Aynen. Sabah sporu. Sabah sporu. Yeşili sev, doğayı koru. Yani içini boşaltsın, hemen dönersin sen de. Aynen. İyi ya, %16 falan. 4 ton falan çıktı. Aynen 4 ton çıktı. Sıradan fazla çıkıyor. Güzel. Burayı gördüğüm zaman benim yaptığım büyük harita aklıma geldi ya. Bunları eşelemiştim ben. Arkadaşlar kabin içinden sürüp ayarlamaya çalışıyorum ama oldu gibi. Ben deyim, sen devam et, devam et. Tamam, oturdu şimdi. Heh, oldu değil mi? Sıkıntı yok, sen ayarla, ben ayarlarım. Sana göre ayarlarım kendimi. Problem yok. İyi. İçeriden sürüyorum ki önümü daha net görüyorum. Daha kolay oluyor diye. Tabii tabii. Hem daha canlı gözüküyor.
Tahminlerime göre burada bitecek. Ben şuraya yanaşayım. Hani artık nerede dolacak, nerede duracak? İki sıra gitmeden bir ok doluyor değil mi Erdem Elim'in? Yani bir buçuk sırada doluyor. Aynen 24,5 ton alıyor zaten o noktalar. Orijinal oynamak da çok güzel oluyormuş ha. Daha zevkli oluyor sanki. Bizde 5000 tane mod falan var mesela. Yani. Sıkıntı. Aynen. Oyunu çöp ediyor. Ama bak şu an hiçbir şekilde şey yok. Yani problemsiz oynamak. Yani mesela buradan abonelere veya bizi izleyen herkese şunu uyarısını yapalım arkadaşlar. Multiplayer'da bazı modlar uyumlu olmadığı için sıkıntı verebiliyor. Bu yüzden hani oyunda herhangi bir sorunlar yaşayabilirsiniz. Ama orijinal oynamak her zaman daha iyidir. Ya gerçi modlar daha bir güzelleştiriyor ama illaki sıkıntı çıkarıyor yani. Yani çok mod kurmak yerine işe yarar faydalı modları kurmak daha iyi. Aynen öyle. Fatih'e katılıyorum bu konuda. Çünkü biz bunu tecrübe ettik kötü bir şekilde. Fatih biraz sol ya, sağ yap biraz. Orada kalmış bir sıra. O sende öyle göründü. Allah Allah. Bende de görünüyor. Aldı şimdi. Ha, aldı şimdi tamam. Aldı. Ya, arada kaçabiliyor ya. O kadar da artık şey görün. Makinen şey sistemi güzel. Öndeki bıçak var ya. O topraktaki şeye göre şekil alıyor. Yani sağa sola kendiliğinden kayıyor. Mahsule göre şekil alıyor. Erdi oğlum mazot yakıp durma. Mazot pahalı bak. 45 lira olmuş mazot. Abi ben çalışanım. Beni ilgilendirmiyor ki. olanı ben düşüneyim. Ya oğlum hadi düşünsün yani değil mi? %85 oldu. Şu an 21 ton. 99'da haber ver. Orada duralım birden boşa gitmesine erdi girsin altına. Ya aslında 80 yok 95'te falan söyleyeyim direkt gelsin arkama yerleşsin ya. 99'da basar gidersen yetişir o ya. Allah Allah. Ha 99'da gidersen yetişir. Tamam. Çıkıyor. 95'teyim şu an. Erdi hazır ol. Hazırım ben ya. 96 97 Son 2 3 4 Gel. Çorba fabrikası 36 numaralı tarlanın orada. Zaten demin gittik ya. 36 numaralı tarlanın orada. Şimdi bakayım. Pazar yeri mi? Ha çorba falan tamam gördüm şimdi tamam. Orada direkt dökme alanı var zaten. Devam et. Dur devam edeceğim de dur. Sesini kıstım. Oyun çok sesi geliyor. Sizi duyamıyorum. %100 dolarız. Aynen. Turkish Airlines. %100 dolmuş bu arada benim. %99 da değil. Ha, işte onu o arada giderken son kalanı aldın. Hazır mıyız evde? Hazır. Gel. Kaçırdım herhalde. Ha? Yok. Düzelteceğim şimdi. Yok ben kaçırdım da neyse. Ha. O benimki niye? Benimki niye yavaş gidiyor? Ha tamam. Dur. Ne oluyor ya? Drop mu giriyor ben anlamadım. Alalım mı şu kalan? Kalan kalsın ya da ya. Oyuncağız avuçlarında olacak. Bunu 8 yapalım. Bu kendi kendine niye dönüyor bu arkadaş? Allah Allah. Ha öyle oluyor işte herhalde. Tam ayarlıyorum. Başlıyor dönmeye başlıyor. Böyle düzelteyim. Siz çorba fabrikasını satın mı aldınız? Evet. He, anladım tamam. Direkt depo olarak gözüküyor yani. Aynen. Gel geri. Tamam abi şimdi direksiyonu başla sen ben de basacağım. Bastım. Haydi gidelim. Evet arkadaşlar havuç hasatı devam ediyor ama bu sefer daha pratik. 3 kişiyiz. O yüzden sürekli fabrikaya verip geleceğiz. Yani daha çabuk fabrikayı dolduracağız, doyuracağız. Sağ olsun Semih de bugün yanımızda. Ekip tamam bugün artık. Peki Fatih, ekibi büyütmeyi düşünüyor musun? Mesela şu an 3 kişiyiz seninle beraber. Evet, onun hatta ben bugün Discord'da sohbet bölümünden de tüm arkadaşlara duyurusunu yaptım.
İleride bir sunucu zaten kiralamayı düşünüyorduk. Konuştuk sizle de zaten. Aynen. Tabii burada bir 8-10 kişilik bir grup kurulabilir. Tabii onun için belli şartlar belirleyeceğim. Aynen. Kural olmadan olmaz zaten. Kural olacak. Yaş sınırı olacak. Steam'de oynama saati olacak. Maalesef. Aynen. Herkesi alamayacağız o yüzden. Yani tecrübesi olmayan birini oyuna almak mantıklı gelmiyor bana. Şimdi onu biz onu oyunu oynatmaya çalışırken zaman kaybı yaşayacağız. Oyunda daha tecrübeli arkadaşlar olması gerekiyor. Kendi bildiklerimizi unuturuz diyorsun yani. Yani. Kaç oldu Erdi? 37 daha ya. Oho, bu ne be, çok yavaşsınız, ben döktüm geliyorum bile. Ben gelene kadar dolar o. Verdim ayarı geliyorum, yırtıldım geliyorum. 8'le gidince anca bu kadar. Yapacak bir şey yok. Standart o. Yani. Benim bu oyundan çok beklentilerim var ya. İnşallah 2024 ve 2025 artık hangi seri çıkartırsalar da biraz değiştirseler güzel olur. Mesela pazar yeri yapsalar çok iyi olur ya. Mesela seralarda yetiştirdiğim domatesleri atıyorum, salatalık getirsinler mesela. Onları abi pazara verelim. Orada gelen müşteriler alsın yani. Satalım yani. Bence çok mantıklı bir şey olur değil mi? Keşke yani görünen bir canlı dinamik bir hayat olsa yani oyunda. Aslında bunu online'a da sürebilirler. Dediğin gibi herkesin mesela bir şeyi olsa. Biz onu yapıyorduk ya. Birbirimize var. Mesul alma olayını. Sunucuda oynayanlar öyle oynuyor zaten. Yani, roleplay oynuyorlar. Roleplay diyorlar ona herhalde. Ona bile gerek yok. Yani roleplay oynamadan da alışveriş yapılıyordu yani çiftlikler arasında. Adamın samanı var mesela. Yani tarlasından buğday alıyor. Adam un işiyle uğraşıyor mesela. Un ekmek yapıyor ama kalan samanı başkasına satıyor. İneği olan birine satıyor mesela. Evet. Çimle uğraşıyor. Silaj yapıyor. Gene tutuyor. Koyunu olan birisine çim satıyor mesela. Ben batma olayınla lastik patlama olayını çok istiyorum bu oyunda. Tabii. Yani keşke olsa da herkes keyif ala ala oynasa. Düşünsene mesela saban yapıyorsun tarlaya, traktörü yan yatırıyorsun böyle, yan yan gidiyor traktör böyle, grader gibi böyle. Gerçekte olduğu gibi mesela. Onları falan çok isterim yani, o fizikleri isterim yani. Toprak fiziklerini bir tık daha geliştirmeleri lazım bence. İnşallah yetkililer bizi, oyun yapımcıları bizi duyuyordur, mühendisleri duyuyordur bizi. Yani, kesinlikle duyuyordur. Abi siz nasıl bir traktör aldınız? Bu traktörde klima yok ya. Pişiyor onun için abi. Etti. Sana bir fent alacağım söz. Yandık piştik burada ya. Camlar da açılmıyor. O bayağı dolmuş. 70 falan oldu herhalde. Oldu. Sana lüks fent alacağım. Hop. Erdi de lüks fent alacağım. Kaktıracaktım arkandan valla. Zaten kaktırıyorsun diye öyle oldu. Yok kaktırmadım ben. Bakıyorum ben buradan. Mesafeyi koruyorum. Semih traktörle tampona nasıl gidilir yapıyor. Bak işte benim... Bak valla. Benim ayarlarım bozuyor bu arkadaş. Ona fent almadık ya, bence isyan ediyor şu an. Muhtemelen. Fent alın bana. Türk aslında. Öyle. Türk boğasına bindin, daha ne istiyorsun ya? Türk boğası. Evet, Türk boğası. Fiat. Agri. Aynısı New Holland'da da var galiba bunun ama ya da onun mu acaba bu direktör? Çünkü simgesi, sembolü aynı yani. New Holland'ın simgesi aynı. Değil mi? Aynen. Her şeyi yapmışsınız, bir plakalıkları yapamamışsınız. 97. Tamam, ben hazırım. Plakalıkları, adamlar böyle şey yapmış plakalıkları da öyle yaptı klasik. Ben çıktım. Çok güzel de aldım ama. Aynen. Fatih kabul et. Vallahi iyi hamle yaptı. Seri son model otomobiller gibi hamle yaptı adam. Erdi arkana kaktırdım fiyat. Masaya gitmiyor abi. Hangisi daha beygir gücünde? Fiyat galiba. Fiyat. Galiba. 145. Masaya 145. Bu 180'lik o zaman bu büyük ihtimal. Aynen. Bakalım. Aynen 180.
O yüzden tarlada en çok fiyat çalışıyor. Çeki işlerinde özellikle. Çeki işleri önemli. Bir söz vardı, bilmiyorum biliyor musunuz mu? Tarlada izi olmayan harmanda yüzü olmaz mı diyorlar. Böyle bir söz vardı ya, yani çok hoşuma gidiyor. Aynen, böyle bir şey. Bak aslında... Erdin'in lastik izlerini gördün mü? Adamın bak lastik izleri daha orada duruyor. Taze taze. Havuç Erdin'cim... ya, havuç candır ya. Havuç güzel, çorbası güzel. Ya da şey yapacaksın, havucu böyle... Tavaya koyacaksın, azıcık böyle zeytinyağı atacaksın, onu kızartacaksın havucu, sonra güzel bir sarımsaklı yoğurtla yiyeceksin. Of, çok karnım acıktı şu an ya. Erdi dikkat ettin değil mi? Semih videolarında kamera açtığında bayağı bir göbekli bir arkadaş. Yemeğe sevdiğini de buradan anlıyoruz. Vallahi yalan yok, yani uzun boylu. Boyum 1.92, kilomu söylemem. 1.92 sen, kilon 120 vardır. Of, yok ya, daha fazla. Hadi ya. Neyse, çok kiloya girme. Ben kısa boyluyum aksine beyler. 1.71 boy, 80 kilo. O zaman göbekli oluyorum zaten. Herkesin bir kusuru var. Ben de kelim mesela. Ben de kelle dayıyım. O kadar takılma kardeşim. Yok, ne takılacak bir şey yok ki. Neye takılacağım? Yok yani, takılacak bir şey yok. Zaten ben evlenmişim, çocuğum var. Daha ne yap? Kim ne yapsın benim bu saatten sonra? Ne yapacağım saçımı? Beğenen beğenmiş, alan almış. Tek derdimiz saç olsun. Saçını bana da diyorlar. Ne yapacağım saçı? İki tane çocuğum var. Ulan devam ki. Semih'e dikkat et de koyunları yemesin. Oo, ha, kınalı değil. Oradan kınalı, alıp. Kınalı koyunlarımızı. Eylül ayında. Olmaz. Daha yeniler abi, onlar. Bu oyunda niye keçi yok ya? Abi koyun var, keçi yok ya. Keçi kokuyor ya ondan evvel. Yok artık. Keçi bir hayvan var. Koyun kokar. Ha, dur. Allah kahretsin, attı. Taktım. Dur. Ya Erdin, yemin ediyorum var ya, ben nazar değdirdim ya. Ne yaptınız orada, ben anlamadım. Fatih geri çıkartıyor. Ne? Semih burayı yıktı, karıştırdı ortalığı. Allah Allah. Tamam, devam et. Hazırsın değil mi? Ben hazırım, sana göre ayarlayacağım kendimi. Lan kaçtı, lan kaçtı. Hop, gitmiyor ya, bu vites atamıyor. Şanzıman gidik bu oğlum. Lan ikinci sırayı kaçırdım var ya avuçta. Helal ederiz onları ya. Fatih geçen gün böyle telefonuma bir mesaj sesi indirdim. Mızıkalı falan böyle. Mızıkalı mı? Tabii. Mızıka. Mızıkayı biliyorsunuzdur herhalde. Aynen. Şimdi oturuyoruz iş yerinde arkadaşlarla. Biri mesaj attı. Oğlum dedi, gerçekten YouTube kanalın oldu ve farming, yani traktör oyunu oynadın dedi. Belli oldu mesaj sesinden dediler direkt. Ya dedim. Biz dedim yani yaptığımız işi de oynadığımız oyunu da yani bu kadar çok dedim. Önem gösteriyoruz dedim yani. Ha Erdi, şeye en iyisinden tamam. Fortnite alacağız kardeşim. Ne oldu? Fortnite'ci. Adam gerçekte de Fortnite kullanıyor. First person'dan hepsini halleder. Aynen. Ben gerçekte Fortnite operatörüyüm bu arada arkadaşlar. Linde marka kullanıyorum. 3 tonluk. Onu da buradan söyleyeyim. Şimdiden Fortnite bakmaya başlayacak. Havuçları bu taşıyacak çünkü. Erdi neredesin? Geldim ben, çiftliğin oradayım. Hadi be ya, %90 oldu. Oho! Abi ben buralarda takılıyorum. Koyunları seviyor. Hangisini kessem diye düşünüyorum. Fatih, yövmiye kes. Paramız olursa keseriz bizde de. Yövmiye? Daha bir şey görmedik ki. Aa, adama para da yaşayalım. 97, 98. Tamam. Hop, yanlış tarlaya geldik. Dur, boşaltsın şuradan da %100 olsun bari. Tamam, tam denk geldi. Vallahi son çırpanlar denk geldi. Fiyatın gözünü seveyim be. Abi ben yolda gelirken İçişleri Bakanı aradı da onunla konuştum. Oo. Durum vahim o zaman. Evet. O havuçları çabuk için mi dedi? Halk çorbaya hasret mi dedi? Gibi. Bu bölümde bu tarla bitmez herhalde ya.
Yani herhalde bitmez. Daha orada patates var, pancar var. Sen onları gördün mü? 52, 53, 54 bir de 88 almışsınız galiba. Fabrika ne kadar alıyor, doldu mu acaba? Daha azdır ya. Daha. Bakayım bakalım fabrika. Yok, daha 100 bin var ya da 100 bin litre olmuş. 97 bin. Burası tahminimce 300-400 falan alır ya. Muhtemelen. Tahminimce 400 de falan kalır. Kalanları da bir yere stoklarız artık. Da havuç 400 çıkar mı? Bilemedim. Ama çıkar gibi, tarla gibi. Çıkar gibi duruyor. Neyse, ona da bir çözüm buluruz. Şu şey depolardan var ya, soğuk hava depolar gibi, hani şöyle üstü kapalı baraka depolar, onlara stoklarız havuç. Aynen öyle. Sonra onları bantlarla traktörlere. Bantla da değil. Zaten sen şey almışsın, ön yükleyici almışsın traktörün önüne. Onlarla da bir tane sadece şey alırız, önüne kova. Onlar zaten 3 tona kadar alıyor ufakları, benim bildiğim. Uğraşırız derseniz olur. Ben de yaparım o işi. Kaldırıp indirme işleri bana ait. Ben forkliftçiyim. Kaldırıp indirme işleri. Fiyatla nasıl basıyorsun ha? Nasıl kükürüyor değil mi fiyat? Vallahi bile tam ciğerli abi. Dönüşlerde biraz böyle kayar gibi oluyor. Hafif olduğu için kasa da ağır geliyor tabi. Orada topluyoruz yani, biraz böyle profesyonellik var yani. Aynen. O girişini gördü zaten arkadaşlar. Makinenin altına dalma şeklini. Adam spor arabayla hamle yapar gibi yaptı ya. Bir sağ bir sol. Arada öyle şeyler olur ya. Forklift'le hamle yapmaktan alışkanlık olmuş olunca. Aynen, bir de forklift arkadan dönüyor. Arka ya. Teker. Harbiden kolay iş değil. Lan ben oyunda zor kullanıyorum ya. Ya şimdi şöyle bir şey. Şimdi onun yorumları da gelebilir sana. Arkadaş gerçekte forkliftçi ama oyunda kullanılmıyor. Ya kamera açısı var tabii. Gerçekte bu illaki aynı olmuyor. Ama yine sistemini biliyorsun yani. Kamera açısından dolayı bıçakları paletlerin arasına sokamayabiliyorsun. Ben bunu kendim de çok yani denedim. Zaten Farming'i devamlı oynayan bir insanım. Zaten Fatih de bunu biliyor, Erdi de biliyor zaten. Ama olmuyor yani. Gerçekteki gibi olmuyor yani. Oyundaki önemli değil. Gerçekte yapmak zaten mesele ama. Gerçekte olduğu zaman ben sana çakmak falan yakıvarayım yani, bu bıçaklarla falan. Hani akrobatik hareketler, anladın mı? Ama oyundaki zaten... Ya paletlerde sorun var işte yani. Paletler bazen takılıyor ya, donma falan yapıyor. İçi arasına giriyor. Hepiniz yaşamışsınızdır onu. Ya ben tabii yaşadım. Bir de mesela güç modunu yüklediğimiz zaman elimizle falan alıp kaldırıp mesela kasaya koyduğumuz zaman o modda, mesela Superman modu diyeyim kısacası, onda çok sıkıntı yaşıyordum mesela. Palet bir fırlıyor gidiyordu havaya, böyle güneş enerji sistemine gider gibi, böyle bir daha yok oluyordu yani. Ha, havaya uçuyor, kayboluyor gökyüzünde. Aynen, ben onu yaşadım yani. Video çekerken onu yaşadım zaten. Ondan sonra orayı kestim ama göstermedim. O havucu falan palete de toplayabiliyorsun herhalde değil mi? Onun da şeyi, evet, var, makinesi var. Aynen, patatesi bile toplayabiliyorsun. Aa, doğru bak. O ekstradan kalanları paletlere mi şey yapsak? O bence şey yapıyorum. Paletlere mi doldursak? Fatih, istiflerin portifle en yukarı kadar. Değil mi? Bence daha mantıklı. Yerden toplayacağımızda paletli olur. Fabrikanın daha... oraya istifleriz. Daha toplu durur bence yani. Yani şahasını. Daha eğlenceli olur. Tabii. Yani hepsini fazla. Bütün opsiyonları görmüş oluruz işte. Aynen. Aynen, boş paletler satılıyor işte, havuç havuç koymaya. Onlarla sistemleri var zaten. Aynen ya, iyi dedin palet malet derken. Onu ben gördüm, onu ben biliyordum ama yapmadım. Patatesde falan da öyle yapıyorlar ha. Patatesde de yapıyorlar onu, pancarda. Yapılıyor evet. Ben denemedim ama yapıldığını biliyorum ya. Yaparız, hem 3 kişiyiz daha iyi olur. Getiririz, dökeriz. Ayarlarız falan, daha güzel olur, daha eğlenceli olur. İnşallah alımlarda güzel böyle arkadaşlar denk gelir de. Yani bu normalde, bana sorarsanız, bu oyunun harita fark etmez. Yani standardı multide en fazla 8, nominal 6. Bence. Yani fazlasına çünkü gerek yok. Sesler çok karışıyor yani. Yani. Kimse birbirini anlayamıyor. Mesela kanal sahibi konuşacak oluyor, öbürkünler pat 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 bir şey söylüyor. Anlaşılmıyor bu sefer. Aynen. Biri bir yerde slice yapıyor, biri bir yerde domatesleri şey yapıyor yani. Abi yavaşla, 96 oldu.
96 mı? Orayı bitirmez mi? Yok, bitirmez herhalde. 99. 100 oldu, baba kaçar. Birazcık haznesini almıyor mu bu ya? Yok, ben öyle yok. Hiç almıyor. Haznesi olan vardı bir tane, o da mı pahalı? O var, küçük. O da var. Küçük. O küçük. Küçücük, bir sıra gidiyor sadece. Bir de modlu olan bir tane var, o 70 ile biçiyor. 1 milyon tona kadar da alıyor içine, öyle bir mod yapmışlar ya. Bende bir tane mod vardı, 100 metre falan biçiyordu içeride var. Ben onu bir çıkardım. Gördük onu, gördük. Şu fazlalıklar içime dert oldu. Alalım onları al. Bıraktıklarımı alalım, nimet. Yani kaç yetimin hakkı var? Bayağı bir kaç yetim var? Dur. Dur yolcu. Buradayım. Dur yolcu. Çanakkale'li oldum, belli olsun. Avam bitti galiba. Geri çıkıyoruz. Bütün makineyi çizdi. Erdi. Her yerine vurdu. Esersin abi parasını. Benim gibi tecrübe çöper mi var burada be? Demir ya hamleyi bu yaptı. Dönmüyor mu? Dönmez. Remoftan. Ya bak. Römer, ben şeye alışkınım, bu çift dingilli olanlar var ya. Hep onlara alışkınım oyunun başlarında. Hazır mısın? Hazırım ben, seni bekliyorum. Ben sana göre ayarlarım kendimi. Let's go. Tamam, let's go. Ama bak havucun ne kadar görselini de güzel yapmışlar, fark ettiniz mi? Yaparken, biçerken ki değil mi? Aynen. Yani yerden çıkarırken, o evet, o benim de ilk bu haritaya yüklediğimde gözüme takıldı. Tarlada gayet dururken de yine aynı şekilde o kadar güzel. Bak pancarın yaprakları da mesela, kırmızı pancarın yaprakları da aynı şekilde. Ya işte DLC'ler, hani en azından bu oyun için söylüyorum. Mesela ben Halt Bayler'ında da havuç yapabiliyorum, M-Crack'te de havuç yapabiliyorum. Öyle de bir güzelliği var yani. Allah, ben onu denemedim hiç. Yani Halt Bayler'ında Çalıkuşu Vadisi'ydi galiba. Tabii orada havuç ekili başlıyor haritada, tarlalarda. Aa! Tabii canım, sadece burada aldığın paket bütün şeyi etkiliyor. Diğer haritalarda o mahsuller geliyor yani. Ben sadece Ziolanka'da oluyor zannediyorum. Aa bak, bunu öğrendim, iyi oldu. Adamlar kapsamlı yapmış. Bana sorarsanız 2024 çıkmayacak, 2025 çıkacak. Zaten 3 yılda bir dediler ya. 3 yılda, yani bu seriden sonra mı 3 yılda bir çıkaracağız dediler? Evet. Yani 25 olacak. Onun da hazırlığını normalde 2024'te, yani bu yıl artık hangi ayda söylerler ve söylerler mi bilmiyorum. Ama erdiğiyle biz baktık, hiçbir yerde herhangi bir kaynak haber yok. Ben bir günümü ona harcadım biliyor musun? Yabancı forumlara kadar girdim, yok ya. Hiçbir şey, kimse bir şey bulamıyor. Bir şey yapacaklar da ne yapacaklar bilmiyorum ya. Grafikleri düzeltip şey yapıyorlar, 2025 diye atıyorlar YouTube'a. Aynen, onu yapanlar var. Ama oyunun motorunun değişeceğini biliyorum ama. Yani bu arada ben bilgisayarcıyım ha. Biliyorsunuz mu bilmiyorum ama bilgisayarcıyım ben normalde. Bilgisayarcı mısın? Tabii bilgisayar. Ben de bak mesleklerimi sayayım arkadaşlar. Yeni meslek çıktı abi. Muhabbet açılmışken. Sağa doğru kaç havuçları kaydırmışız. Gel. Onu alalım. Sen yavaşladın sanırsam. Ha, yokuş çıkıyor da sen biraz ondan beygir düştü. Gene sabit 8'de gidiyor da. Ben mesela 10 yıl DJ'lik kariyerim var. Bilgisayarcılık var. İş makinesi operatörüyüm. Profesyonel basketbolcuydum ben lise zamanında. Ben de birçok meslek var yani. Her şeyi yaptım, yapmadım hiç kalmadı. Erdi geldin mi? Aha! Erdi gözlerimi yaşartıyor. Niye abi? Bence bir tane kuzu yedi orada. Az önce bir şeyler yaptı oralarda. Bir durdum. Kuzu muzu yemiş olabilir misin? 65 taneydi geçerken bak. 65, 63 değil miydi? Aha. Bak. İki tanesini hemen indire kendi yapacak. Arkada evin arkaya bir yere, ona oraya bir ocak kazdı. Toprağı onları gömdü. O çıkıntıları aldığımız iyi oldu ya. Aynen ya. La hiç çıkmamış gibi gözüküyor da baksana bir sıradan ne kadar çok şey çıkıyor. Bende de o şey takıntısı var, mahsul takıntısı. Bırakmayacağım tablonu hiçbir yerine.
Ya mesela ben onu şeyde çok sinir oluyorum. Mesela bazı tarlalar gerçeğe uyarlanmış gibi yapmışlar ya mesela yapımcılar, Eğik. o Yanlış. yazılımcılar. Aynen. İşçi Kendisi. mesela onlara göre hareket etmiyor. İşçi stabil dikdörtgen, kare tarzı böyle ekim biçimi yapıyor. Ben onu sevmiyorum. En ufak makinelerde sıkıntı yaratmıyor. Mesela oyundaki işçilerde özellikle büyük ekipmanlarda çok büyük bir problem var. Aynen. Dönemiyorsun. Alamıyorsun. Ve Yani, işçiye veriyorsun zaten o ayrı bir arıza. Adam hiçbir şekilde alamıyor. onu demeye çalışıyorum mesela. Büyük makine veriyorsun işçiye mahvediyor. Ya yani biz bir şekilde dönüyoruz yani ekip tahribatı kapalıysa. Ya açıksa da ona göre ayarlıyoruz manevramızı. Veya Aynen. yuvarlak şeklinde, sıfır şeklinde biçiyoruz falan. Yani ekiyoruz. Ama onu düzenlemeler lazım da inşallah bir dahaki serisinde bunu ele alırlar yani. İnşallah. Erdi kalk. Geldi gel Erdi. Vuramadı. Neye durdun? Emin olamadım. Geldim mi, gelemedim mi? Niye 99 gösteriyor benim? 24.500 oldu bu. Var bir şey bunda. Bir de oyunda şey özelliği var bak ayarlarda. Römork dolum sınırı diye bir şey var. Onu biliyor musunuz siz? Onu Biliyorum ben açsam biliyorum. mesela o dolmaz o kadar. Tabi. Mahsulün hacmine göre, metre küpüne göre dolduruyormuş. Tabi. Yani mahsulün ağırlığını ise ona göre atıyor. Kasa yarım bile kalabilir yani. Ha, her mahsulde farklı oluyor. Tabi. Açın diyorsanız açalım. Bence böyle iyi ya. Böyle değil mi? Böyle şimdi uzun süre Zaten böyle. bitmiyor tarla. Hiç Ama bitmeyecek. buğday da muğday da olabilir. Ya Fatih adamın traktörü zaten gitmiyor. Sen de adama iyice işkence çektirme Ha. ya. Hayır, Söz kardeşim sana klasın en iyisini alacağım. New Holland yok. Klas yok Ha, ona. New Klas. Holland. New Holland 8T miydi neydi o en büyüğü? Evet. Size T8. sevdiğiniz traktör. Sana da 1050 varıyor mu istiyor? T8 Genesis miydi? Yok, T9 yok galiba. T8 vardı galiba. E8 var. Oyunda T7 yok var. herhalde. Oyunda yok. Sen de 1050 varıyor mu istiyorsun? Ya ilk etapta daha düşük olabilir. Yok. 700'ler, Favoritler falan 650'ler. güzel bak. Favoritler. Bak adamın gönlü zengin. Görüyor musun? Favorit istiyor. 150 beygirlik. Ya en düşünden başla bana yani. Yeter ki Ben Fendt olsun diyor. Ha, yeşil yeşil olsun. abi. Ben abi. Bana Deut sağlıyor. Aa Deus var. Fendi zaten yan markası değil mi? Yan ürünü. Bak Ben işte. severim. Yan markası kötüledi ya lan. O da Alman değil mi? Ya Alman da Alman. aynı Aynı fabrikada fabrikadan çıkıyor herhalde onlar sadece. Aynen. Erdi ben şimdi bunları gidiyorum abi. 24 ton şey var. Havuç var ben gidiyorum bir iPhone 15 Pro Max alır bu. Gidiyorum Alır artık. mı? Alır herhalde. Bir de satalım deneyelim. Buradan kaçıyor gidiyor adam mesela. Çiftlikten Sen kaçıp havuçları satıp gizlice. şey diyor ya telefon konuşmasında bas kırmızıya diye. Ben de hemen sağ tarafta çarpı alt F4'e bakar. Adam havuçları alıp gidiyormuş herhalde ondan sonra. Tamamsın herhalde. Tamam. Hadi bakalım. Ya bu direksiyonla ne keyifli oluyordu Bir valla. dakika bekle. Ah, ah. Harbiden bu direksiyon olayını ileride nasip olursa yapalım ya. Çok güzel oluyor. Hele bak var ya iş makinelerinde çok güzel oluyor. Mesela bu ön yükleyiciler falan var ya. Nedir? Ne diyorlardı onu? Tam bilmiyorum. Başla başka. Monitör. Bende vardı biliyor musun? Ben hani biraz keyfini aldım sattım da ben bu kadar artacağını bileydim. 4,5'e aldık. Oldu o 20 kağıt. Benim size attığım çok iyi abi ya. Onun acayip sportif kullandığını düşünsen onunla ya. Kepçeyle uf, çok Ha, güzel. ekranı falan güzel onun. Şu an kaç olmuş? %40'ta ben size bir şey söyleyeyim mi? Tam 400 alıyor bak. Şu an %40 falan da oldu. 171 ton oldu. 150 olsa 30 ton daha gelse, %50 olsa yani 200 ton yarı yarı yapıyor. Toplamda 400 yapıyor yani. 400 ton diyor ha. Bence 400 ton. Hadi iddiaya İddia. girelim mi? Ben onu daha önce denemişsindir. Onu Adam tarlayı birleştiren adam onu denemez Yani mi? onu denemez mi ya? Adam oraya 1 milyon ton havuç götürmüştür fabrikaya. Zaten bir tane şey vardı. Silo vardı. 50 milyon. Oraya mı sakladın 500 milyon Sakladım. ton havucunu?
Bakıyordum mesela şey yazıyordu. Büyük talep oluşturuldu diyor. Büyük talep var diyor mesela. Götüre yapıştı. Hemen işçiye veriyordum. Yapıştır abi işçi. Haldır 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 haldır. Havuçları götürüyor satıyordu. Türede durduruyordum o arada. Sen çorba yaptın mı hiç? Çorba yaptım ama şöyle bir şey söyleyeyim. Delip çorbalar. Bilmiyorum izlediniz mi? İkinizden biri izlemiştir belki. En son bölümün bir alt bölümüydü galiba. Bir sıkıntı çıktı. Çorbanın bir tanesi fabrikadan çıkmadı. Bottan dolayı işte çakışma yapıyor bir şey. Aynen. Ya palet modu ya bir şey modu. Ya da palet modlarına çalışıyor. Orada insanlara gösteremedim mesela o paletleri. Orada üzüldüm mesela. Ben ne sattım? Hepsini de gösterdim. O Zierenka serisinde var ya. Ben 3-5 milyon aldım çorbadan. Kolay moddaydı yani. Ekonomi kolay moddaydı. Biz zor modda oynuyoruz. Ben de zor modda oynarım mesela. Ben oyunun hiçbir zaman kolay moduna kaçmam. He, oyunu öğrenmek için ilk başta girerim. Mesela ilk haritayı bir gezerim. Kolay modda bakarım fiyatlarına. Ama oynamam. Sonra geçerim. Direktmen zor moda. Oradan başlarım kariyere. Fatih yavaşla. Neyse ben geliyorsa ben gidiyorum 98. Yeter. Demir oyun oynamayıp gelirse eğer tarla biter de ben 2 dorsa atana kadar Demir bir dorsa atıyor. Değil mi? Dikkat ettim bak. Bir dakika. O sen ne hadi gel. Olduğunu? Hangimiz daha cesur? Hadi gel bakalım. Gel, vallahi, gel lan. Gel. At. Yıkacak. Evet ayrım develer urgancılar. Gördüm sizi. Kamera görüntüleri çekti fabrikadan. İkinizin de yemeğisini keseceğim. Sizdiniz traktörleri. Allah'tan şeyi kapatmışım. Mahsul şeyini. Cesaretinizden dolayı mahsul elden gidiyordu. İyi bayağı biçmişiz ha. Abi ayırmaya geliyor ya. Koşarak. Semih'in gelişe bak beni izleyecek traktörle. Fası kaptıra kaptıra geliyor. Baya biçmişiz ha. Sağlı sollu derken bak işte böyle olunca iş hızlanıyor ama biz o gün Erdi ile iki sıra biçtik. Lan iki saat geçmiş ya. Ya bence ne yapalım biliyorsunuz mu? Şimdi bak bunlar bu kasaları çok rahat çekiyorlar. Mesela bir 30 tonluk kasaya çıkmamız lazım artık bizim. Olabilir. Bir tık büyük traktör daha rahat çekelim sanki. Şu an iki tane ya zaten 48-49 ton götürüyoruz. Şu an problem yok tabii ki de. Ama mesela bir patatesin şeyi mesela belki patates daha çok tonaj basabilir diye düşünüyorum havuçta. Olabilir. Evet olabilir. Havuçta daha fazla gibime geldi ya. Deneriz. Yani ama şimdi... Ama bizim havuç şey patates tarlamız çok küçük zaten. Koyun ahırının arkasındaki tarla. Fatih bir de şöyle bir şey var ama ikisinin de biçim makineleri farklı bir de o yönden bakmak lazım. Zaten haznesi var herhalde. Patatesin haznesi yok mu? Haznesi var evet. Tamam işte o sırada biz de bir şeylerle uğraşırız işte. Aldığım avucu Dilber'e götürüyorum. Oba. Oba hadi bak şimdi erdi de yani neyse. Yenge arkadan geliyormuş ne Dilber'i diye. Yok evde yok ki o yüzden böyle rahat. yoksa kafa kopar yani. Dilber'e ev alacağız abi. Dilber Dilber diyor valla. Arkadaşlar bu arada ben bekarım. Bu arkadaşlar iki arkadaşlar evli olduğu için bunlar rahat olamıyor her zaman. Ben rahatım. Aynen. İçimizdeki en rahat adam. Bekarlık sultanlık abi. İnşallah yok da bir yere kadar. Ne sultanlığı abi. Aç kalmaya başladım görürsün sultanlığı. Ben evlenirsem falan bana fent anahtarı getirin takın ha. He. Tabii. Olur. 1050 varıyor alacağım sana. Öf bayılırım. İyi ya bak birkaç tur avuç bitecek. Bak iyi ki bu makineye para verdik herhalde biliyor musun? Abi canım yoksa onun ne yapacak traktörle olur mu abi bu? Yani. Bir biz sıra. Buna başladığımızda kaç sıra siz biçim yapmıştınız? 2,5 2,5 toplam sıra yaptınız yani değil mi? Ha, 3'e yaptım 2,5 ben yaptım. Tam 3 ya 1,5 da doldu. Kaç mesela. Dakika olmuş şu an mesela? Bilmiyorum ki. Onu göremiyorum. Ama tahminim... Yarım saatten fazla olmuştur. 45 dakika civarı. Yani bu tarla ortalama o zaman 1-1,5 saatte bitecek. Yani bilemeden 2 saat hadi. Devamlı çalışsam böyle iş kurmadan. Ya. Erdi'ye bak Erdi'ye. Bütün mahsullerin ortasından ezip geldi ondan sonra traktörüm uzun. Yok abi. Ne ortasından gelmesi?
adam kenardan geliyor ya. Hatta ben gidiyordum. Geçen bölüm dedi ki bana kenardan gidelim ezmeyelim dedi. Kalktıracak da arkadan vuruyor. Geliyor değil mi? Tampon tampona. Destekle destekle gitmiyor traktörün. Yokuş gidiyor dedim. Traktörümü çizemem onun için. Erdi bak bugün pazar, kaporta boya kapalı bak ona göre. Evet. Pazar biz niye çalışıyoruz? Madem pazar. Pazar çalışıyoruz abi. Köyde pazarı cumartesi yok mu? Şimdi mahsul tarlada kalmaması lazım. Şürürse ne olacak kardeşim? Hazır ol. 97. Tamam. Dalışa geçiyor. 1, 3, al. 98'de bıraktım ben ya. Hazırız zaten. Ben normalde içeride sürmeyi daha seviyorum da. İşte direksiyon olacaktı ya. Fatih bir de şunun hatırlatmasını da yapalım arkadaşlara. Bir tık da bilgisayarın özellikleri iyi olan arkadaşlarla oynayalım. Aynen. Aynen. Yani, o önemli. Zaten şu açıdan söylüyoruz arkadaşlar, bunu yanlış anlamayın. Yani bilgisayarın sistemi iyi kötü muhabbetinden değil bu. Siz oyunda o kadar insan girdiğinde droplanmayı yiyeceksiniz ve bu sizin oyun kalitenizi düşürecek. Aynen. Hem bize drop atacak hem size drop atacak. Yani oyunu oynama olasılığımız akışkan olarak azalacak. Mesela şu an hiçbir problem yok. Gayet iyi. Tamamen sistem ve internet hızlarıyla alakalı bir durum. Vallahi benim internetim normal seviyede mesela, yani şu an 100 megabit internet kullanıyorum. 200'de bende var fiber. Benimki 35. Yani şu an yani ama minimum... ayar var tabi. Ayar internet hani ayar var da sunucularda da yine o ayarlar oluyor gerçi herhalde bildiğim kadarıyla ama. Şimdi özel sunucuyla Farming Simulator'ın kendisinin sunduğu sunucunun ping değeri, MS değeri yani gecikme değerleri çok farklı oluyor. O zaman işte çünkü neden biliyor musunuz? Mesela Farming Simulator diyor ki ben bu oyunu şu ülkelerde yayacağım. Ona göre de adam belki de sunucu kuruyorlardır o ülkeye 3-5 tane. Yanlışlıkla frene bas. Tamam. Ya işte ya Fatih böyle ehliyetini almamış adamları köyden toplayıp getiriyorsun ondan sonra. Ne yapsın adam? Profesyoneller çok para istiyor. Yok zaten en profesyonel sizlersiniz. O zaman vay o köyün haline. Makine kullanmak benim işim ya. Öyle patates falan da biçerim ya böyle. Size bir şey söyleyeyim mi? 400'ü geçecek abi, 450'yi bulabilir. İşte o yüzden paketleme işi. Yani mesela gittiğinizde arttı ya. Hemen romoklarla dönüyoruz. Paketleme sistemine parayı yatırıyoruz. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? O tarladaki mahsul bence buraya denk gelecek. Ne kadar dolmuş? Şu an 219 ton var. %45 civarına yakın. Ha, çizgi yarımdan, yarım gibi diyorsun yani. Yani yarıma yakın. Bence buradaki havuç biter gibi geliyor ama. Ya onu alır diyorum ben de yani tahminimce. Yani inşallah alır. Ben bu Ziolonka'da leylek olduğunu bilmiyordum. Ta ki sen bunun videosunu atana kadar. Hiç bakmadım yani. Ben özellikle yani. Leyleklerin kasabası diye başlık attım ilk bölüme. Aynen. Ve uçuyorlar, yuvaları falan var direklerin üstünde. Ve görselleri de çok iyi yapılmış. Hatta ben bir videonun parçasından short video yaptım leylek detayı diye. Aynen. Hani hayvanları güzel yapmışlar ya. Hani doğada yani diğer yaşayan diğer hayvanlar, dışarıda yaşayanlar güzel yapılmış. Geyikler mesela kimse reddettirdiğim şekilde bir geyik sistemi beklemesin arkadaşlar. Adamlar yapmış, kaçıyor gidiyor ormanın içine. Güzel yani canlı. Bu sıralar RDR çok revaçta ya. Her yerde RDR oynuyorlar. Çok yani... faal yaptılar. 1,5 milyar olur mu abi? Ha her sen sistem almıyor. Orası ayrı mevzu. GTA 6'yı gör şimdi. GTA 6'yı bak 2000 liradan kapak. 4000 liradan bahsediyorlar ya. Yok, kaç? O çıkana kadar PC 6 kağıt olur beyler. Ben size söyleyeyim. Sağ yapalım herhalde biraz. Ben 6 diyorum beyler. PC'ye çıkana kadar 6 kağıt. Da Türkiye'de satmayı planlıyorlarsa 6000 liraya kimseye oyun satamazlar. Abi 6000 liraya oyun satıyorsa onu Türkçe yapacak. Yani, doğru. Hadi yayıncılar doğru. Aldı. Hadi büyük yayıncılar veya küçük yayıncılar fark etmiyor. Yayıncılar aldı, YouTuber'lar aldı. Adam çekecek çünkü onu. Yani.
Hadi ben de alırım. Çekeceğim, bir şekilde alırım ben onu yani. Ya diğer oynamak isteyen insanlar, onlar düşünmeler lazım. Yani her kesimi düşünmeler lazım da işte. Oba, yağmur başladı. Acaba bizi etkileyecek mi? Yok, sanma. Bu gerçi bir tek herhalde şeylerde oluyor da. Buğday, arpa, onlar da oluyor. Emin misin? Anlayacağız şimdi. İkaz geldi mi? İkaz gelmedi şu an. O şeyde ikaz geliyor galiba ya. Söyle şuna. İşçiye verirken de galiba. Bir hey hey'e bassana, işçiye versene bakalım ikaz gelecek mi? İkaz mı ikaz yok. Adam dağıldı gidiyor. O zaman tamam. Bunlar da demek ki tahıl ürünlerinde sıkıntı yapıyor. Erdin'in dediği gibi. Ne? Yeah. Olsun, daha işte havuçlar çamurlu gitmez. Yıkalım. Hadi ne yapıyorsun? Niye başlamadın ya? Dur. Vallahi ben de arkamdan gidiyorum. Ben hazırım. Sen başla, ben geleceğim. İşçiye verdik ya, durdurunca. Oh, sileceklerde çalışıyor. İçeride çok güzel de ses. Dışarıda var ya yağmur sesi. Taş yağıyormuş gibi sanki ya. Niye durdu da bu? Ya, Semih beni çekemiyor abi. Ben size söyleyeyim. Benim ne o? Traktörün önünde ağırlık aslında mıknatıs. Biliyor musun Erdi? Çekiyorum seni. Adam Erdi oradan ağırlıkla destek vereceğim diye traktör yapacağız diye. Bu ne ya? Şimdi sizin şeyinize karışmam ki. Ona göre ayarı tutturdunuz. Ama Erdi şimdi kazanın dışında kalıyor bak. Şimdi. Yok, kalmayacağım. Azıcık içe gir. Tabii içeri girdim mi? Şey yapıyor. Boruya çarpıyor. Sıfıra sıfır gidiyorum bak. Kamera görüntüsünden iyi bakın. Sıfıra sıfır hiç değmiyor bile. Onu ben ayarlıyorum. Sen değil yalnız. Ben ayarlıyorum. Ya yapma şimdi ya. İnşallah oldun şimdi. Onu ben ayarlıyorum diyor. Ama değdiriyorsun şu an. Farkında değilsin. Ben gördüm bak. Adama vurmuşum ben ya. Demek ki Erdin'in traktörü çekmiyor. Yüzde kaç oldu? Dolması lazım. Olmak üzere. 98. Gel ben. Oğlum oğlum. Dal. Ala gittim seni. İyi dalışını yap seni. Anam yaptım bile. Ben zaten otomatik şeyi, gazı kesmişim. Semih itiyormuş beni. Heee, ondan bağırma vardı orada. Ya. Ondan traktör bağırıyor. O zaman Semih bir türkü söylesin, bize dinleyelim. Aman valla burada harika sesiydi. Bütün mahsuller burada çürür, tarlada kalır. Olmaz. Bu şeyin var ya, makinenin o yere hani şey atıyor ya alttan. Lan ne kadar güzel gözüküyor. Evet. Toprak kokusu. Ben o tarafı göremiyorum. Ha yok. Evet, sol taraftan daha da net. Ha tamam, şimdi gördüm. Bu arada şu pancar ne oldu ya? Bak ki büyür de o arada. Büyümez gerçi de. Büyüyor diyor daha. Vardır ya. O muhtemelen önümüzdeki yani Eylül'ün ikisi ya da Ekim'in başı olacak herhalde. Mevsimsel büyüme açık mı? Açık. Mevsimine göre şey oluyor. Ay kaç gün? Bir gün mü, iki gün mü o? İki. Ben hep iki kullanıyorum çünkü öteki türlü gitmiyor. Ya çok uzun oluyor ya da yanıyor mahsul bir yerde. Kurtaramıyor. Tamam mısın? Ben seni bekliyorum. Sen bas geç. Ben arkamdan gelirim. Yüzde kaç oldun? Oğlum kasa gitti. Lan kasayı sökmüş ya. Nerede kasayı sökmüş adam. Bütün mahsul yere gitti. Sana salladı. Kasayı bırakmış, bir baktım gidiyor traktörle. Bak. Şimdi bu hız kontrol yeri var ya. Devam et bu arada, hep onu söyleyeyim. Taktın geri çık. Dur. Hız olayı var ya şimdi, 1-2'den hızını ayarlıyorsun ya otomatik hızla. Ben 3'e basacağım yerine 2'ye basmışım. Tamam, ondan sonra telaşe yaptım şimdi. Q'ya basmış. Devam et. Evet, direkt Q'ya bastım. Bir baktım gidiyor. Mahset. Kasa ayrı yerde, kendi ayrı yerde. Bir tane tır şoförü var ya, bir yere gidiyor sevkiyata. He, onu gördüm ben de. Bırak. Bir bakıyor aynadan Dorse yok. Dorse nerede lan diyor. Yolu bitirmiş. Antalya istikametindi galiba. Aynen. Dorse nerede lan diyor. Allah'ım yarabbim ya. Neyse.
Nasipte Denizli'den Antalya'ya gelmek de varmış. İstikamet Alanya. O ne lan? Ananı as. Dur sen hadi lan. Eminim ki bu bölüm çok güzel bir bölüm, çok da beğenecek arkadaşlar. 3 kişi olunca harbiden muhabbet daha da koyu oluyor. Bir de senin gibi renkli bir karakter. Değil mi? Kasayı bırakıp da... Bak Erdi biraz benim gibi, biraz işe yoğunlaşıyor. Adam çalışıyor, abi para alacak. Adam işi ciddiye alıyor. Abi iş zamanı iş, goy goy zamanı goy goy. Oba. Erdi diyor ki çocuklar evde şeyleri kemiriyor, çekyatları kemiriyor, para lazım. Evet. Piramit yiyorlar. Geldi mi o? Aa gelememiş daha. Aşağıda. Bence koyunların yanında. Yok gördüm, aşağıda döndü. Döndü mü? Bu işte bir hile var. İlk zamanda bu kadar hızlı gelememişti. Şimdi abi... Hayır ilk zamanda ben dedim ya, İçişleri Bakanı aradı diye telefonla konuştum. Adam durdu mecburen. Durdum. Sağa çekti. Esas duruşa geçtim, ayağa kalktım. Erdi diyorum. Semih, Erdi'yi anlattım. Sen bu piyano fabrikası muhabbetini biliyor musun buradaki? Yok. Bak burada piyano fabrikası var. Evet. Normal hani kalas yapıyorsun ya ağaç fabrikasında. Evet. Kalas mı kereste mi neyse işte. Onu yapıyor da piyano fabrikasına veriyor. Evet. Doluyor. Kendi kendine piyano yapıyor. O da müzik çalmaya başlıyor. Piyano yani. Piyano çalıyor. Ulan bir bakıyorsun 90 bin euro para geldi. Bir piyano satıyor 90 bin euro. Allah Allah. Ben ona hatta videonun birinde öyle denk geldim, orada gösterdim. 90 bin euro veriyor piyanoya, bir piyanoya. Olay noktaları orada mı? Orada sarı bir bina var. Pazarın mı? Yok, marketin orada. Marketin orada da şey, zor modda mı veriyor bunu, kolay modda mı veriyor? Kolay modda 90 veriyor, zorda da 60 versin. Hazır ol, Erdi 96. Tamam. 1 2 3 Süper dalış. Ben onu da fark ettim. Ya bu ne derken baktım. Piyano binası mı ne diyordu? Ben dedim bu ne falan. Gittim, adamlar cayır cayır oradan para veriyor. Piyano Hayır. satılıyor kendi kendine, para alıyor. Allah. Ben bilmiyordum onu. Ya gerçi kolay modda oynamıyorum da, zor modda da ben piyano işine girmedim mesela. Farming Simulator serisini erken bitirdim ben de mesela. Başka simülatör... Ya ben de tamamen tesadüfen denk geldim ona. Aynen. Ben seni Ziolonko serisine ilk başlarken tanıdım mesela. Hani tanışma faslını biliyorsun ya. İlk bölüm mü? Aynen Ziolonko'nun. İlk tanıtıyordum mesela, Fiat Agri falan gösteriyordum, tavuk kümesini falan gösteriyordum. O zaman işte sana yorum yapmıştım mesela, oradan tanışmıştım. Ha sen o 4K görüntü muhabbetinden sonra değil mi? Aynen, ondan sonra da ben sana Discord'dan yazdım. Sen de müsait olduğun zaman bana döndün. Bak bu olay çok güzel işte, bak bu sadece senin için değil. Yani abonesi kaç olursa olsun yani. Yani ona bakmaksızın hani cevap verebildiği kadar bir insanın, yani bir yayıncının hani eğer mantıklı bir şey soruyorsa, yardıma ihtiyacı gerçekten varsa cevap verilmeli bence. Ya bu insanlıkla alakalı, yayıncılıkla değil de. Karakter tamam. meselesi işte. Tamam, ona giriyor işte, onu demeye çalışıyorum. Ben orada 100 binde olsam o cevabı verirdim bak, açık ve net yani. Ben hani Allah nasip ederse, o günleri görür nasip olursa, ben bütün yorumlara da elimden geldiğince o cevabı yine veririm. Herhangi bir yorum için söylüyorum. Mesela bir tane ETS benim şey videosu var. Kişisel dosya videosu var. O videoya biri yorum yazdı. Abi 2 yıl olmuş ama görür müsün diye. Pat diye bildirim düşüyor önüme zaten. Hemen açtım yazdım orada. İsterse 5 yıllık video olsun. Fark etmez ki, adam bir şey sormuş. Yani bravo. Cevap vermek lazım. İnsanlara değerli olduğunu hissettirmek lazım. Ben mesela TikTok'ta yayın açıyorum, geliyor mesela şeyler, takipçiler giriyor. Abi o var mı? Abi Massey var mı? Abi Fent var mı? Abi şu var mı? 80-90 var mı? Abi şu... Abi şunu alsana, şunu kullansana.
Abi almazsan ben gidiyorum yayınından. Abi şöyle, abi ha, böyle. Öyle çok yapıyorlar. Çok ama çok, çok güzel muhabbet oluyor ama ya. Bazen böyle bilerek yapıyorlar, bunu yaptılar ama muhabbet oluyor ya. Ben severim, severim öyle şeyleri. Ya insanlara değer verirsen, sen de hak ettiğin değeri görürsün. Zaten bütün mesele o. Tabii. Adam o yoruma cevap verdiğinde, kalp attığımızda, yani yayıncılar için söylemiyor ki ya, bu adam da bana değer verdi diyor, cevap verdi diyor. O zaman ben diyor bu adamı desteklerim diyor. Ben kendim için de söylüyorum. Yayın işine girmeden önce nasıl bir duygu dediğim bile oldu ya. Ya Semih var ya, ne güzel geliyorduk sabahtan beri. Geldim buraya, karıştırdım burayı yine. Ama kanka. Tarttı. Çart diye tarttı. Ben şimdi gidiyorum abi. 95 de inşallah. Direkt kamera görüntüsüne bir baksana. Arka tarafta bir kamera görüntüsü varsa ikiniz de çaprazlı duruyoruz böyle üçgen gibi. Ben gidiyorum. 94 oldu. Kardeşim bunu her yere çizik. Bak bak. Çiziklere bak. Keseceğim ya. İyi ömeğini keseceğim. Hop birader ne oluyor ya? Alo. Biz arkadaş değil miydik ya? Hani? Kaç oradan edin. Burada ıslanıyor ya, rüzgar çıktı. Bu tarlaya bir 5 sefer daha git geleceğiz herhalde. Kar olayı çok hoşuma gidiyor. O Fatih karda süreyi hızlandırmayalım da kar küreme aletleri falan alalım çok ileride. Küreyeceğiz canım. Ben onu çok istiyorum. Kendim bile hiç daha hani sol oynarken bile denemedim. Kendim bile denemedim yani. Ya çiftliğin için öyle bir yalandan yaptım ama. Yalandan yaptım. Ha, ya çiftliğin hani içindeki alanları falan. Ama harbiden güzel oluyor ya ekipmanlarla. Sendeyim hadi. Hadi o kar küreme işini de yapacağız ya. Onu yapalım ya kesin. E ben bu haritada fark ettim. Elm Crack'ten ve Halfbeller'den daha çok kar yağıyor. Allah Allah. 3 ay 4 ay kar kalkmadı ya. Burayı biraz da acaba eski köy olarak mı gördüğü için acaba yağıyor? Ya burası Doğu Avrupa haritası ya. Ne tarafta kalıyor, hangi ülkelerde kapsıyor, Polonya mı ne bilmiyorum da. Rusya tarafı herhalde bu ya. Biraz Rusya'ya yakın sanırsam ya. Şu yapılar andırıyor ya, şu bak şu ya sağımızdaki o bina falan andırıyor biraz. Zöle kadar dikkat ettim, çoğu yeni satın alınma şeyi yok. Sadece belirgin yerler, çorba fabrikası. İplikhaneyi de satın al, terzi iplikhaneyi alamıyorsun herhalde. İplikhaneyi de alamıyorsun. Burada iplikhaneyi alamıyor musun? Yok. Yok, kendin kuracağım. Mandırayı alamıyorsun, kendin kuracağım. Ama şöyle de bir şey var. Satışta mı nerede mi ne? Mesela hem seninkini görüyor hem onunkini görüyor. Ben anlamadım bunu. Neyi? Mesela ben şu an havucu yüklüyoruz mesela değil mi? Ben bunu satışa mesela işçiye göndereceğim ya. Bakıyorum mesela iki tane mesela satış yeri gözüküyor. Ha market olarak. Ha market olarak iki tane mesela iki tane market yazıyor. Havucu alan iki yer vardır sadece. Ya mesela bir market vardır atıyorum bir de çorba fabrikası var ya. Mesela ha. Sen çorba fabrikasını kendin köyüne kurduğun zaman bu sefer listede iki tane çorba fabrikası gözüküyor. Ha o oluyor evet o oluyor. Onu aynen. Peki onu isimlendirebiliyoruz mu mesela? Kendi kurdun onu mu isimlendiriyorsun? Aslında onu eğer yaparsak Fatih isimlendirelim de karıştırmayalım ya. Ha yollar ayırırsak mı? Aynen çorba fabrikasında yollar ayırırsak diyorum. Şey çorbadan kazanılan parayı görünce herkes diyormuş ki ver kardeşim payımı eyvallah. Ortaklık bozuldu. Öküz öldü ortaklık bozuldu. Tamamdır sılaj yapacağız ya. Yani. O zaman bir dahaki bölüme büyük ihtimal pancar yapacağız galiba. Muhtemelen. Abi ne havuçmuş, ne bereketlendi mübarek. Şey yapalım ama mesela eğer video süresi çok uzayacak olursa bunu biraz en azından bu tarlayı bitirmiş olalım yani. Yani. Aynı yerden devam etmeyelim, biraz da sıkmayalım arkadaşları, izleyicileri de. Pancara geçelim. Bunu da bitiririz muhtemelen ya. Çok öyle da bir şey kalmadı. Aynen öyle. Kaç tur var? 6 turda falan biter tahminimce. 7. Diyorum ya. Erdi'yi de karar verdik, iyi ki de almışız. Erdi yoksa çekeceğimiz eziyeti
Yok abi, o traktörle Yani oldu. değil mi? Bir de şey yapalım, bu tarz mesela ürünlere çok ufak tarlalara ekelim ki hem tonaj olarak fazla bunlar, hem de bir de ekipmanları çok dar alanda biçim yapıyor yani. Aynen. Ya biz burayı bilerek aldık aslında elinde. Çünkü dedik ki hani havuç çok elimizde. Nereye alalım, nereye alalım. Dibimizde burası vardı. Dedik ki burayı almak daha mantıklı. En iyisi biz burayı Tabii. alalım. Evet. Onu da iyi yaptık aslında yani. Yok yok, iyi olmuş. Yani ben beğendim. Dibinde olan yerleri alacaksın zaten. Ona göre de makine alacaksın. Bak mesela üzüm zeytin olayını inşallah yaparız. Abi giriyoruz 3 tane makineyle. Ver Arkasına yansın. bakıyor, değil mi? Ver yansın. Tabii 3 tane 2 tane makineyle giriyoruz. Bo bo Sana bo vurdum değil mi? Aynalardan da bir şey gözükmüyor zaten. Kapattım ya o. değil mi? Yine geldi, Ha. itti. İttirmeye başladı yine arkadan. Bak sokacak yine birbirimizi. Ben bir böyle sağa kaçtım çünkü. Mahsul şu an bayağı şey takılmış. Şu açıdan bir fotoğraf çekmek isterdim ya. Fotoğraf modum olsaydı çekerdim direkt. Ama da çek. Benim tarafta, sen kendi tarafından mı çektin, bizim taraftan mı? Makinenin önünden böyle. Önden çaprazdan. Sağ çapraz. Anladım. Güzel duruyor ama. Bak 5 sıra alıyorsun Fatih. Dikkat ettin mi? Ha, Yine beni 4. öyle bir aldı değil mi? Yanaş biraz daha sola. 5 sıra alıyor herhalde. Bak alıyor. Ama Tam böyle bir tık sağa gel. Burada bir şey var. Kaldı. Vay adam toplamış. O getiriyor, bana getiriyor onu. İnşallah dolar da o gelene kadar. Kendi Ha sırtına. döndü döndü geliyor. Hadi bakalım ne kadar yeteneklisin görelim seni. Hareket halindeyken onu doldurabileceğini. Hadi benim makinenin kolu da var. Geliyor. Forklifçi geliyor. Erdi. Abi olmaz. Ben Oh. küstüm, oynamıyorum abi böyle. Hop, ne yapıyorsun? Mahsul boşa gitti. Mahsul Yine mi boşa geldi? gitti. Yok yok, 82 daha. Bak gelmiyor da beni bekliyor. Geri gelsene, ne güzel, bak orada bir olay yapacaktık ya, niye bozdun? Kaçtım abi. Gel abi gel. Ön tekerlekler bayağı bir şey oldu. Çıktı. Sen git git. Ben şey Geliyor geliyor. yaparken gideceğim. Erdi nasıl kaçıyor ama şey görünce, kovayı görünce Hemen. Ulan annesinin telsizden düşünüyorum kovuyor düşünüyorum. böyle. Aklıma gelmedi kovaya doldurup da arkasından atmaya çalışacağım. Ya dedim hadi orada bir şamata yapayım dedim, anladın mı? İyi oldu, iyi oldu. O da hemen kaçıyor var ya. Tilki be ya, vallahi tilki. Bak sesi çıkmıyor ha. Sana bir şey Çıkar diyeyim. mıyım? Bir şey yapıyor ha. Haberin olsun. Kesin bir şeyler düzenliyor bana. Operasyon çekecek sana. Benim kesin lastiklerimi kesecek. Lastiklerini keseceğim senin. Kesin testere almaya gitti. Markete. Aslında en mantıklısı ne Fatih, biliyor musun? Mesela büyük şeyde tarlada hasat yaparken burgu vagonu alalım kanka. Ha, evet. Mesela ikimizden biri burgu vagonunu kullanır mesela biçim yaparken. O dolar öbürü normal götürür. Gelir ondan alır. Aynen, direkt burgu açık olur. Ben ondan doldur doldur götürürüm. Orada hiç böyle şey olmaz. Gerçi aynı sisteme denk gelecek ama burgu vagonu fazla tonaj aldığı için, Zamanla kazandırır. yani aynen bir nevi. Aa, burada bitecek galiba, azalmaya başladı burada. Aynen, burada artık kesişiyor. Aynen bu sırayı alır. Arkada da. İyi, bu bölümü o zaman burayı sıkıştırdık, bitirdi, çok iyi oldu ya. Aynen burayı aradan çıkarttık. Burası zaten en büyük şeydi ya. Şu oradaki pancar tarlası ufak. Patates tarlası ufak. Şey yapalım, pancara olmadı bir giriş yaparız ya da bir koyunlara falan da bakarız olmadı. Koyunlar için verdik. Kendileri öyle takılıyorlar.
Aslanım benim, çalışmaktan nasıl paslanmış uçaklar. Bitti galiba. Bitecek şimdi, giriyorsunuz. Oho, ne be ya, çok yavaşsın, hadi bakalım. Nerede, adamı yavaşlatıyorsun galiba. Biraz uğraşsın, öyle yok. Öyle yok ya, işte o da benim. Hadi görün deme bak, Erdik kendi ağzından ne dedi? Öyle yok, işte bu yüzden ben adımı öyle yok koydum işte. Ama ben bilerek dedim, senin reklamını yaptım. Aha, eyvallah kardeşim, teşekkür ederim. Şurada sana bir 1000 papel ateşliyorum hemen. Evet, bitirdik. Tamam, sen o makineyi bana bırak abi, siz gidin dökün onu. Arkadaşlara göster. Ben gidiyorum, bunu fark edeyim. Aynen, mantıklı. Ben manzara izliyorum, yağmurun yağışını. Uçak nereye çıkmış ya? Kepçenin ağzına çıkmış. Bölümü oradan bitireceğim, ben de oraya geleyim, onu fark edeyim. Bunları verelim, bu. Çiftliğe dönelim. Tamam. Aynen, sen benim arkamda kalan beni de göstermiş olursun Fatih bu arada. Sinyali yak abi. Ha, senin dörtlü yanıyor. Benim nerede? Orada sinyalim yanıyor. Dörtlü nereden yanıyor? Bu? İki. İki. Kim yaktı olan Erdi? Yol kapalı. Sen işine bak. Oradan nereye gidecek ki? Orman nereye gidiyorsun? Nere orman? Gel bakalım nereye gidiyorum. Ben biliyorum, oraya ben tarlam vardı. Orada o büyük tarla. İlginç değişik modlar yapmışlar. Eklerinden ısladım. Gel, peki. Gel bir sağ kuraşa. Yine cebelleşiyor sen orada ya. Patron kavga çıktı, patron. Oba. İşçiler birbirine girdi. İşçiler birbirine girdi. Alo, ayrılın. Çoluk çocuk balkon açtı sizi diyor ama. Koskoca fabrikatör adam diyorlar. Avucun içine girdi. Oba. Bu dörtte boş. Boşmuş ki bu. Çıkmayın, çıkmayın. Girişine birbirinizden uzaklaşın isimlerini, sağ. Öyle kal. Afan gözüküyor, bekle. Tamamdır. Havucun içindeki daha isim kafalarına falan gözükmüyor, ortada yok. Ya şey diyeceğim, herhangi bir traktörde yanına yani modsuz olarak oturtabildiğim bir traktör var mı? Yok. Modsuz yok, onun modu zararsın, modunu indirebiliriz. Hadi onun modunu indirsek ya dostum ya, çok ben iyi olur. Ben modunu biliyorum ya, yolcu modu. Onu indirsek ya, sıkıntı yapmazsa. Değil mi, sıkıntı yapmazsa onu indirebiliriz. Ha, o güzel bir mod çünkü. Sen de geri geri yanaş buraya, ikiniz aynı anda düş. Tamam. Ben I'ya basalım. Direkt dışarı tamam. Çıkalım. Erdi ile beraber duralım, orada bir fotoğraf al. Aynen. Bas. Bas. İn. Erdi gel ortaya. Koş. Gel şuraya, gel ha. Senin dorsenin altına iteyim. Ya öyle bir dünya yok, öyle yok. Güzel oldu bende. Aldım lan hepsi. Allah Allah. Kaç ton oldu? 431. Aa, 450 ya da 400 demiştim ama bak. Muhtemelen 435 ton civarı falan. Olsun. Allah bereket güzel, versin. Güzel. Güzel bereket. Bir tarladan ya vallahi. Şey yapalım o zaman. Çorbaya başlıyor muyuz şimdi o zaman? Fabrika çalışıyor. Üretiliyor. Depolanıyor. Havuç. Zamanı şimdi normale aldım. 10 da bırak ister ya. 5 çok az bence. Şey, mahsulleri çürütmesin diye. He. Ya ama şu an çürüyecek. He. Mahsul ne vardı? Hadi pesva var, sancar var. He, tamam o zaman. Onların şeylerine de bakın ama. Heh, oyunda kaydettik. Şeyi unutturmayın yalnız, şeyde bir tane ağırlığımız var markette. Her ha şeyde. Sen fork bir şey, kepçe ağzı aldığında değil mi? Aynen, bunu unutturmayın bana da. Onu nasıl yaparız? O yerden bir tane daha traktörü illaki alacağız, mecburuz zaten. İki tane zaten de kaldı. Aynen. Şu şeye ben sabanlama işi olacak ya, sabanlama. Onda lazım olacak bize. Ne yapalım, yavaştıralım mı? Ya. Arkadaşlar, havuç tarlası tamamen bitti. Fabrikanın üstünden de yeri göstereyim. Geldi benim gireceğim yere. 431 ton
havucumuz çıktı şu küçücük tarladan. Ekip de başladı, yere geldi traktörlerle. Oğlum sen nasıl bir yanaştırma yapıyorsun? Yanına da bak bir traktör daha yutağı ortasına yanaştırıyorsun ya. Yok ki traktör. İdareli kullanmayı bilmiyorsun galiba ya. Doğru diyor, yok ki traktör. Dur şöyle biraz şey koyalım bak. Evet. Klasik Türk çiftçisi. Kepçeyi haram ederken traktörün önünü kaldı. Yağmur yağıyor, çamurlar insin aşağıda. Veda ettikten sonra kaydetmeyi unutmayın. Veda ediyor muyuz? Devam mı ediyoruz? Ben veda edeceğim. Çıkmam lazım. Aynen, bitirelim isterseniz. Tamam. Zaten öbür bölüme de aynı buradan şu pancar işinden devam ederiz. O zaman bir dahaki bölüme tarlamız küçük zaten. Pancar belki de patates yetişirse patates daha patates tatlı. Patates de küçük pancarda. Biraz çeşitlilik yaparız ya. Aynen. Güzel oldu. Beyler elinize kolunuza sağlık. Emeğinize, ağzınıza, yüreğinize, kolunuza sağlık. Aynen öyle. Elinize sağlık. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Arkadaşlar Fatih Can Polat'a sahip çıkın. Kanalına abone olun. Onu bol bol beğenin videolarını. Sonuna kadar izlemeyi de unutmayın. Bu arada benim kanalımın linki de açıklama kısmına Fatih bırakın. Oradan aynen. Beni takip etmeyi unutmayın. Benim kanalım yok. Benim telefon numaramı bırak. Çok arayan olsun. Oha. Yenge yok. Ben seni görürdüm o zaman. Kamu orada. Erdi. Yazıyormuş ki çiftliğin anahtarını verin geliyorum. Evden attı hanım. Ben Erdi geliyorum. O zaman Fatih veda konuşmasını yapsın o zaman. Evet. Arkadaşlar izlediğiniz, katıldığınız için çok teşekkür ederim. Başka eğlenceli, mutlu videolar için lütfen takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Hoşça kalın. Bay bay.